Merhaba, ben Profesör Doktor Derya Karadeniz. Orta ve lise öğrenimi Türkiye Eğitim Derneği Zonguldak Koleji'nde tamamladım. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdim. 90 yılında fakülteyi dördüncülükle bitirdikten sonra aynı fakültede Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda nöroloji ihtisasına başladım. İhtisasımın son yılında bir yıl süreyle Fransa Montpellier Üniversitesi'nde uyku hastalıkları konusunda çalıştım. Bir tez yazdım ve o ülkede geçerli uyku hastalıkları diplomasını elde ettim. Daha sonra Avrupa'da uyku expert yani uyku hastalıkları expert unvanını kazandım. Uzmanlığım sırasında Stanford Üniversitesi'nde 6 ay süresince uyku hastalıkları konusunda özellikle aşırı uykululuk konusunda çalıştım. Daha sonra ülkeye geldikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimime başladım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim'de daha sonra doçent ve profesör unvanı kazandım. Meslek hayatımda özellikle uyku hastalıkları konusunda çalışmaktayım ve bu konuda gerek akademik hayatta, gerek üniversitede, gerekse de muayenehanemde hastalarımı görmekteyim. Nöroloji uzmanlığının ve Avrupa'da uyku hastalıkları uzmanlığının yanı sıra aynı zamanda klinik nörofizyoloji uzmanlığı diploması sahibiyim. Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin kuruluşundan beri aktif olarak üyesiyim. Aynı zamanda bu dernekte 2011 ve 2013 yıllarında başkanlık görevini yürüttüm. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Birimini yönetmekteyim. Aynı zamanda Vital Bilo Plaza'daki muayenehanemde uyku hastalıklarıyla ilgili hastalarımı görmekte ve uyku tetkiklerini yapmaktayım. Özellikle uğraştığım alan nöroloji içinde uyku hastalıkları. Uyku hastalıkları dediğimiz zaman 6 farklı kategoride 75'ten fazla hastalıktan bahsediyoruz aslında. Genel olarak gruplandıracak olursak uykusuzlukla seyreden hastalıklar ki burada ana problem, ana şikayet uykuya dalmakta zorluk, uykuyu sürdürmede zorluk, sabah çok erken saatte uyanıp bir daha uyuyamama veya normal uyumaya rağmen çok yorgun ve dinlenmemiş uyanma olabilir. Bunun ardında psikolojik ya da psikiyatrik nedenlerin dışında birinci uyku hastalıkları yatıyor olabilir. Ayrıca değerlendirilmeli ve gerekirse uyku tetkikleri yapılmalıdır. İkinci grup uykuda solunum bozuklukları. Bu grup içinde de 18 farklı hastalıktan bahsediyoruz aslında. En önemli semptom hastanın fark ettiği horlama olabilir ama bununla beraber gece tuvalete kalkma, gece terlemesi, gece sık uyanma, sabah başta ağırlık hissiyle uyanma, sabah yorgun uyanma, sabah ağız kuruluğu, bazen reflü, gün içinde yorgunluk ve uykululuk, dikkat, hafıza, konsantrasyon bozuklukları gibi birçok belirtiyle seyredebilir. Hastalığın tipini belirlemede muhakkak polisomnografik tetkik yani tüm gece yapılan uyku tetkiki uygulanmalıdır. Çünkü dediğim gibi arka planda 18 farklı hastalık var. Bu hastalıklardan hangisinin hastada var olduğunu görmek, tedavi belirlemekte çok önemlidir. Bir üçüncü grup hastalık gündüz uyuklamayla seyreden, daha doğrusu gündüz uyanık kalamamayla seyreden hastalıklar ki bunlara biz hipersomniler diyoruz. Başta narkolepsi olmak üzere. Bunun içinde de 6 ve 7 tane farklı hastalık var. Burada ana problem gece normal uyunmasına rağmen gün içinde sürekli uyuklama, uyku ihtiyacı ya da uyuyakalmadır. Bunda da yine klinik değerlendirmeyle beraber tüm gece uyku tetkiki ve ertesi gün gün içinde tetkik yapılmalıdır. Bunun yanı sıra diğer bir grup uyku ilişkili hareket bozuklukları. Burada başta huzursuz bacak sendromunun altını çizmek istiyorum. Huzursuz bacak sendromu aslında gece ortaya çıkan, hastanın uykuya dalmasını engelleyen, bazen hastayı uykudan uyandıran ve dolayısıyla uykuyu bozan bir hastalıktır. Uyanıklıkta olmakla birlikte uykuyla ilişkili bir hastalıktır. Tedavisi ilaç tedavisidir fakat tedavisinin çok düzgün yapılması gereklidir. Bunun kardeşleri olan uykuda periyodik hareket bozukluğu gibi ya da uykuda sallanmayla seyreden ritmik hareket bozukluğu gibi, diş gıcırdatma gibi diğer uyku hastalıkları da vardır. Bunların da tetkik ve tedavileri mümkündür. Diğer bir gruba baktığımızda parasomni dediğimiz uyku esnasında anormal davranışlarla seyreden hastalıklar
şeylerden bahsediyoruz. Örneğin uykuda yürüme, uykuda konuşma, bağırma, çağırma, şarkı söyleme, yanındaki kişiye istemeyerek, farkında olmayarak zarar verme, yataktan düşme gibi aslında gün içinde bilerek, isteyerek, farkında olarak yaptığımız bir takım davranışların uykuda farkında olmadan ortaya çıkmasıyla şekillenen hastalıklardır. Bunlarda da yine hastalığın tipini, onu tetikleyen başka bir durumun varlık olmadığını belirlemek amacıyla uyku tetkiki yapılır ve tedavisi düzenlenir. Diğer bir gruba geldiğimizde ise uyku yanıklık ritim bozuklukları, diğer bir adıyla sirkadiyen ritim bozukluklarından bahsediyoruz. Burada gece ve gündüz ilişkisinin bozulması, normal uyunması gereken saatlerde uyunamaması veya uyanık kalınması gereken saatlerde uyanamamasıyla seyreden hastalıklardan bahsediyoruz ki burada her zaman uyku tetkikine gerek yoktur. Sadece ne tipte bir ritim bozukluğu olduğunun klinik olarak değerlendirilip ortaya konulması ve tedavisi gereklidir. Uyku hastalıkları genel olarak farkında olunmayan hastalıklardır. Çünkü uykuda ortaya çıkan hastalıklardır. Ancak yaşam kalitesini bozan, bazıları yaşam ömrünü etkileyen, tedavi masraflarını arttıran hastalıklardır. Dolayısıyla tetkikleri ve tedavileri çok büyük bir önem arz eder. Artık biliyoruz ki normal bir uyanıklık için, yani normal bir yaşam için normal ve sağlıklı bir uykuya ihtiyacımız var.